hizmet pazarlamasından bahsediyorduk. Hizmet pazarlamasında ne vardır? İşletmelerde mükemmelliyeti yakalayabilme imkanı tanıyan ürün ya da hizmeti kullananlara ve ürünü satan aracılara sağlanan yardımlara biz hizmet diyorduk. Yani insanlara yardımcı olmak amacıyla yaptığınız her tür faaliyet nedir? Hizmet statüsündedir. Bu bir ürün olarak hizmetin tanımlanabilmesinde, geliştirilebilmesinde, performans ve kalitesinin artırılmasında hizmet işletmeleri yardımcı olmaktadır. Peki hizmet işletmeleri ne? Örneğin tur operatörleri. Ne yapar tur operatörleri? Efendim sizi gezdirecek sistemi ayarlar. Dolayısıyla siz bir yeri gezersiniz, işte rehberler. Rehberler ne yapar? Size o yerle ilgili bilgi verir. Yani ya da bir konuyla ilgili rehberlik yapar. Bir dershane hocası ne yapar? İşte size nasıl test çözüleceğini anlatır. Bugünlerde dershane değil de artık ona etüt merkezi diyoruz. Etüt merkezi ne yapıyor? Etüt merkezindeki hoca size onu yapıyor. Efendim benim diyor yaşam koçum var diyor. Yaşam koç ne? Yaşam koçu sizin kariyerinize, size işte şunları şunları yaparsam böyle olur, şöyle yaparsam böyle olur diyen insanlardır. Antrenörler mesela, başarı sizindir ya da çalışma sizindir ama antrenör işte ne yapıyor? Futbolcudan daha çok kim para kazanıyor? Antrenör para kazanıyor. Peki antrenör ne yapar? Antrenör açık söylemek gerekirse bana göre hiçbir şey yapmaz. Antrenör ne yapıyor? Fatih Terim para alıyor. Nereden para alıyor? İşte antrenörlük yapıyormuş. Efendim teknik direktörmüş. Neyin teknik direktörü? Efendim futbolculara şöyle koş, şuraya pas at, bilmem bunu yap, falan yap, filan yap. Neyi yapıyor? Efendim taktik veriyormuş. Neyin taktiğini veriyor? Yani futbolcu oynamazsa, futbolcuda kapasite yoksa neyin taktiğini vereceksin? Kapasite kimde? Kapasite futbolcuda. Ama ne yapıyor? Efendim o taktik veriyormuş. Taktik vermek için futbolcudan daha çok para almayı ya da işte futbol endüstrisine bu kadar para dönmesini ben anlayamıyorum. Yani bunun içinde mutlaka kara paralar vardır diye düşünüyorum. Evet. Yani yasa, kara para dediğimiz yasal olmayan paralar diyoruz. Onlara şey tabiriyle amiyane tabirle ne deniyor? Kara para deniyor. Yasal olmayan paralar. Yasal olmayan paralar yani sisteme dahil olmayan, faturalandırılmayan paralara biz ne diyoruz? Kara para diyoruz arkadaşlar. Yasal olmayan paralar. Efendim, pazarlamacı ne yapıyor? Bir kişi, kurum ya da şirketi ya da devlete sorun analizi yapıyor. Bakın diyor sizin sorununuz şöyle şöyle şöyle. Peki bu sorunu nasıl çözeceğiz diyor. Bu sorunu çözebilmek için sana bir takım işte yöntemler belirliyor. Bu yöntemlerin karşılığında diyor ki benim de ücretim şu kadar diyor. İşte emlakçıların yaptığı gibi. Emlakçılar ne yapıyor? Ev gösteriyor. Efendim işte özelliklerini anlatıyor. Bunun karşılığında işte sözleşmeleri dolduruyor. Çoğu emlakçının sözleşmeyi dolduracak kapasitesi bile yok. Düşününüz. O sözleşmeyi dolduruyor ve bunun karşılığında diyor ki ben diyor bir aylık kira alırım. İstanbul'da 1,5 aylık, 2 aylık kira alıyor. Efendim alım satımda diyor ben diyor %3 komisyon alırım diyor. Hem alıcıdan hem satıcıdan %3 demek %6 demek. Yani bir 100 bin liralık bir ürün, bir konutun ya da bir arsanın 6 bin lirasını ben alırım demek gerçekten çok abes, çok saçma bir şey ama ne yazık ki böyle bir durum söz konusu. Efendim, hizmetler sipariş alınmadan önce sağlanabilecek her türlü yardım ve öneriyi satış anında ve satış sonrasında ürün için sağlanacak hizmeti kapsıyor. Bu anlamda hizmetler pazarlama açısından satış öncesi hizmetler, satış süresince hizmetler ve satış sonrası olmak üzere 3 grupta değerlendiriyor. Yani siz hiçbir şey yokken ortada ne yapıyorsunuz?
satış öncesi dediğimiz insanları hazırlıyorsunuz. Kime hazırlıyorsunuz? Varsayalım ki emlak komisyoncularında satıcıya, yani emlakı olan, gayrimenkulü olan kişiye ne yapıyorsunuz? İşte hazırlık yapıyorsunuz. Bu ürünün şöyle şöyle özellikleri var. Bunun böyle böyle var. Bu şöyledir, bu böyledir. Siz onu bir şey hazırlıyorsunuz, paket hazırlıyorsunuz. Hazırladığınız paketi ondan sonra diyorsunuz ki ben bunun reklamını yapıyorsunuz çeşitli mecralarda. Reklamını yaptıktan sonra satıcı ya da satıcı bu tamam diyor, bunu kabul ediyor. Alıcı geliyor, alıcı diyor ki ben diyor şöyle 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 istiyorum. Siz de alıcının önüne ne yapıyorsunuz? O paketleri çıkarıyorsunuz. Bakın bu paket şu kadar fiyat, bu paket bu kadar fiyat, bu paket bu kadar fiyat. Ve onu da hazırlıyorsunuz. Ondan sonra alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek işlemler yapılıyor. Alım satımlar yapılıyor. Tapu devri yapılıyor. Efendim ondan sonraki hizmetler. Bakın diyor ben diyor bu hizmetin karşılığı olarak siz bana bir ücret verdiniz. Bunun diyor maliyeye bildirilmesine, efendim işte belediye emlak servislerine bildirilmesi hizmetlerini de yapıyorum diyorsunuz. Bakın satış öncesi ne yaptınız? Paketlediniz gayrimenkulü. Satış sırasında insanların arada bulunarak insanların sürtüşmesini engelliyorsunuz. Satış sonrasında da diyorsunuz ki işte herkes aldı verdi mi bitti işlem. Bitti işlemi bittikten sonra bunun diyorsunuz şöyle 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 şuraya bildirin ya da siz bildiriyorsunuz. Ya da diyorsunuz ki bizim müessesemizin ekstra özelliği biz emlak beyanlarını da ne yapıyoruz sizin adınıza yapıyoruz diyorsunuz. Bu da mesela bu da bizim şirketimizin kıyağı diyebiliyorsunuz. Satış sonrası hizmetlerde neler var? Eğitim var, tesisler var, bakım onarım var. Bazı durumlarda tabii sadece emlak da değil. Şimdi bazen eğitim vermek durumunda kalıyorsunuz. İşte program satıyorsunuz. Varsayalım ki SPSS programını sattınız. SPSS programı bir bilgisayar programı, bir istatistik paket programı. Programı sattıktan sonra diyorsunuz ki bakın bu programın eğitimini de vereceğim diyebilirsiniz. Ya da işte bu programda bir sıkıntı çıktığında bunu update edeceğim diyebilirsiniz gibi. Peki hizmetlerin sahip olduğu bazı özellikler var. Hizmetlerin neleri varmış? Mesela hizmet pazarlaması bir ürün pazarlamasından farklılık arz ediyor. İşte bunun bir takım özelliklerinden dolayı farklılık arz ediyor. Öncelikle hizmetler elle tutulmaz. Ancak hizmetleri temsil eden nesneler elle tutulabilir. Bu nedenle hizmetlerin sergilenmeleri hemen hemen imkansızdır. Yani hizmetleri gösteremezsiniz. Hizmeti sergile de bunu gösteremezsiniz. Yani bu çünkü elle tutulmaz. Efendim ben diyorsunuz işte bu mesela emlakçılarda olduğu gibi ya da işte araba satıcılarında vesaire de efendim satış temsilcilerinde ben bunu nasıl göstereceksiniz? Gösteremiyorsunuz. Hizmetlerin reklamları ve resimlendirilmeleri güçtür. Ayrıca alıcılara sözlü olarak ifade edilmeleri ve örneklenmeleri kolay değildir. Yani burada ne yapıyorsunuz? İşte reklamlar yapılıyor çoğu zaman. İşte reklamlarda ne yapılıyor? İşte sigorta reklamları mesela hizmet satılıyor. Hizmet satılımında dikkat ederseniz hep ne gösteriliyor size? Böyle güler yüzlü insanlar, efendim işleri kolayca çözülebilen yapılar. Böyle tık tuşa basmayla diyor ki bakın bir tuşla bunlar oluyor. Bunlar gerçek midir? Çoğu zaman bunlar nedir? Çok gerçek olmuyor ne yazık ki. Efendim hizmetler üretenden ayrılamazlar. Hizmetlerin üretimleri ve tüketimleri birbirine bağlıdır. Bu yüzden aynı hizmeti farklı pazar bölümlerine aynı şekilde sunmak da zordur. İşte hizmetler üreten kimdir? İşte A şirketi hizmet üretiyorsa o şirketin ürettiği hizmeti ondan çekip almak
mümkün olmuyor. Aynı şekilde devam ettiriliyor. Örneğin sigorta işlerinde olduğu gibi. Hizmetler dayanıksızdır. Bu yüzden gelecekteki tüketimi karşılamak üzere önceden üretilmeleri çok mümkün olmuyor. Ama önceden üretilip tüketime sunulan hizmetler de oluyor. Mesela ayda arsa satıyor. Ayda arsa nasıl satılıyor? Ayda arsayı niye alıyor insanlar? Ya da ilk uzay yolculuğunun biletini satmak nasıl bir hizmetse onlar da mümkün oluyor. Hizmetler benzer değildir. Birbirinden oldukça farklıdır. Bu nedenle hizmetleri de standartlaştırmak çok zordur. Hizmet standardı gerçekten çok zordur. Bu hizmet standartlarına ancak fiziksel bir ürünle birleştirilerek standartize edilebiliyor. İşte fiziksel bir ürünle standartize edilmelerinde ne yapıyorsunuz? İşte satış personelinin davranışları gibi, satıcıların davranışları gibi standartize edilebiliyor. Hizmetlerde alıcı ve satıcılar birbirinden ayrılmaz. Hizmet türlerinin birçoğunda alıcı ve satıcı bir aradadır. Satıcı hizmeti sunan kişidir aynı zamanda. Satıcı ve alıcı, ama satıcı ve alıcının arasına ne giriyor? O hizmeti, o sistemi bir araya getiren yapı giriyor. İşte pazarlamada bu yapıdır normalde. Alıcı ne yapabiliyor? Alıcı bunu ya da satıcı bunu ne yapamıyor? Satamayabiliyor. Tek başına ürettim, ürettim. O sistemi yürüten olmazsa ürettiği ürün ne yapıyor? Orada kalıyor. Onun için işte hizmet satıcıları ortaya çıkıyor. Hizmetler ertelenebilir. Bu nedenle hizmet pazarı oldukça dalgalı bir pazardır. Hizmet pazarında böyle sürekli bir ilerleme yoktur. İnişli çıkışlı bir yapı vardır. Bazı durumlarda, bazı yerlerde hizmet pazarlamasında sistemler artar, bazılarında artmaz. Hizmetler bölünmez. Hizmetlerin ürünlerde olduğu gibi küçük parçalar halinde alınıp denenmesi de söz konusu değildir. Hani ben azıcık sigorta yaptırayım diye bir sigorta yok arkadaşlar. Trafik sigortası yaptıracaksınız diyor. Efendim deprem sigortası yaptıracaksınız. Bunlar zorunlu. Efendim zorunlu olmayanlar var. Bunu yasayla devlet diyor. Bir de zorunlu olmayan sigortalar var. Mesela kasko sigortası yaptırabilirsiniz diyor. Hayat sigortası yaptırabilirsiniz. Bunu da teşvik ediyor. Bu teşvikler var. Efendim ben azıcık kasko yaptırayım. Olmuyor. Genellikle ya tümüyle kasko yaptıracaksınız ya da azıcık kasko çok mümkün olmuyor. Evet, hizmetlerin bu özellikleri var. Peki hizmetlerin pazarlanmasında nasıl stratejiler var? Hizmet pazarlamasında 3 tip pazarlama stratejisi var. Burada harici pazarlama, yönetimin farklılaştırılması, ve hizmet yok, öyle demeyeceğiz. Harici pazarlama, dahili pazarlama ve karşılıklı etkileme pazarlaması. Yani 3 tane pazarlama sistemi var hizmet pazarlamasında. Harici pazarlama, dahili pazarlama ve karşılıklı etkileme pazarlaması olmaktadır. Şimdi hizmet işletmeleri var ve hizmet işletmelerinin personeli var. Bir de tabii bunun üçgenin diğer ucunda da müşteriler var. Yani tüketiciler var. Şimdi dahili pazarlamada şirketler ya da pazarlama işletmeleri ve personel var. Bu dahili pazarlama yapan şirketlerin personeli ne yapıyor? Müşterileri etkileyerek faaliyet yürütüyor. Harici pazarlamada pazarlama işletmesi doğrudan müşterileri etkiliyor. Karşılıklı etkilemede de
neler var? İşte personel şirketten daha çok şirketin içindeki personeller etki ederek müşterileri ya da tüketicileri ne yapıyor? Bağlayabiliyor. Bunu şöyle somutlaştıralım. Varsayalım ki sigorta satıyorsunuz. Bireysel sigorta satıyorsunuz. Bireysel sigortalarda satış elemanı çok önemli. Bir şirket var, Başak Sigorta örneğin. Başak Sigorta nedir? Şirket. Neyi satıyor? Sigorta satan şirket. Şimdi Başak Sigorta doğrudan müşterilere ne satıyor? Sigorta satıyor. Sigorta hizmetini satıyor. Buna biz harici pazarlama diyoruz. Doğrudan müşterilere satabiliyor. Şirketlere yani Başak Sigorta işletmesi personeli aracılığıyla, yani ben gidiyorum işte bu Başak Sigorta'nın hizmetini satıyorsam buna da dahili pazarlama diyoruz. Ya da kişilerin siz çok güler yüzlüsünüz. İşte siz olmasanız ben bu şeyi almam, sigortayı almam ama sizin bu güzel yüzlülüğünüz nedeniyle ben sigortayı alıyorum gibi hizmeti satın alma mümkün olabiliyor. Değerli arkadaşlar, şimdi hizmet kalitesi var, verimlilik var. Dediğim gibi şimdi hizmetin verimliliğini nasıl yöneteceksiniz? Bunu nasıl bir yaklaşımla yürüteceksiniz? Bunun için hizmetin verimliliğini yönetmenin farklı boyutları var. Bunlardan bir tanesi hizmet sağlayıcının daha maharetli çalışmasını, yani sağlamak. İşte insanlara böyle biraz motive etmek bu konuları. Ya da kaliteden fedakarlık ederek bunun biraz ne yapmak? Farklılaştırmak. Olayı farklılaştırarak biraz kaliteyi düşürerek. İşte kaskolarda diyor ki kasko sigortanı yaparken efendim onun bedelini düşürüyor. Yani burada aracınızın değeri varsayalım ki 100 bin liraysa aracınızın değerini 50 bin lira yazarsak diyor bunun diyor değeri diyor sigortanın değeri diyor düşer diyor. Sigortanın değeri düşünce ne oluyor? Kişiler daha çok böyle ona sigorta yaptırma sistemine gelebiliyorlar. Ya da cihazlar eklemek suretiyle üretimi standartize etmek. Hizmeti sanayileştirmek de mümkün mü? Mümkün. Bununla ilgili olarak bankalar böyle belirli bir sistem yapabiliyorlar. Ya da sigorta şirketleri belirli ne yapıyorlar? Kategorize ediyorlar ve hizmetleri standart hale getiriyorlar. Televizyonların mesela etkisi çok fazla. Televizyonlar bazen çok güzel ne yapabiliyorlar? Diziler yapabiliyorlar, filmler yapabiliyorlar. Dizi ve filmlerle kişileri çekebiliyorlar. Bunun güzel örneklerinden bir tanesi bizim meşhur bir dizi var ya, çok Osmanlı mıydı, Kuruluş muydu? Mesela orada çok güzel işte bir prodüksiyonla ne yaptı TRT? Çok güzel bir prodüksiyon yaptı. Bunu sattı. Bu ürün mesela birçok ülkede Türkiye'yi üst seviyelere yükseltti. Hatta öyle durumlar söz konusu oldu ki bazı ülkeler Türk dizilerini yasaklayacağım boyutuna bile getirdi. Yani bu da nedir? Televizyonun işte insanların dışarıdaki eğlenceyi içeriye çekme gibi bir yapısı. İşte virüs salgını mesela televizyon izlenme oranlarını artırdı. Televizyonları daha faal hale getirdi. Mesela daha etkili hizmet tasarlamak mümkün mü? Mümkün.
hizmetleri de daha etkin hale getirebilirsiniz. Tüketicilerin işletmenin emeğini, emeği yerine kendi emeklerini kullanacak tarzda teşvik edilmesi, örneğin self-service yapılması, işte salatayı kendiniz alın diyor. Bizim üniversitemiz bunu yaptı. Üniversitemiz Keykubat Köşkü'nde diyor ki, Keykubat Köşkü'nden önce işte diyor ki salata servisimiz açıktır diyor. Siz diyor istediğiniz şeyleri alınız diyor. Orada malzemeler orada. İstediğiniz özellikle kendiniz karışım yapabiliyorsunuz. Salata ne? Karışım zaten. İstediğiniz karışımları yapabilirsiniz diyor. Böyle bir sistem yürütülebiliyor. Teknolojik gücü kullanmak suretiyle tüketicilere daha hizmet sunmak ve hizmet personeline daha verimli yapmak internet aracılığıyla çok daha kolay yapılabiliyor. Demek ki doğrudan pazarlama ve hizmet pazarlaması, pazarlamanın artık günümüzdeki yapıları yapılanmış şekli diyebiliriz. Tabii somut ürünleri pazarlamak, hizmet pazarlamaktan nedir? Daha kolaydır. Çünkü onu elle tutar, gözle görürsünüz. Ama hizmet pazarlamasını elle tutup gözle göremezsiniz. Onun için hizmet pazarlamalarında bazı sıkıntılar da yok değil. İşte doğru personel olması gerekiyor. Doğru hizmetler olması gerekiyor. Sözlerin, söylentilerin insana doğru gelmesi gerekiyor. İnsanın mantığının onu kabul edebilir şekline döndürmek gerekiyor. Tabii burada laf cambazları, laf ebeleri diye tabirler var. Büyük ne yapıyor? Onlar ön plana çıkıyor. Kim nasıl daha iyi kullanırsa sözcükleri, onlar bir adım öne çıkabiliyorlar. Hizmet pazarlamasında çünkü olay biraz da sözcüklerde gizli arkadaşlar.